Mevduat faizleri tarafına, yatırımcı tarafına bakmak istiyorum bir de. Diyelim ki bir bankayla anlaştığınız takdirde aslında bir aylık, 3 aylık verilen faizleri sanki sürekli %60 veriliyormuş gibi lanse ediliyor. Böyle reklamlar var. Nedir buradaki yatırımcıyı gözünü boyayan taraflar? Gerçekten böyle mevduatlar var mı? Ya da nakit parasını mevduatta, bankada tutmak isteyenler aslında bankacılarıyla nelerin pazarlığını yapmalı? Aslında böyle bir seçenekleri var mı yok mu? Bunu tam olarak öğrenebilir miyiz? Türkiye'de finansal okuryazarlık ciddi anlamda düşük. Dolayısıyla sistem de insanların TL varlıklarında kalmasını istiyor haklı olarak. Enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Ve yüksek faize de tav olan bir yatırımcı grubu var karşımızda. Evet, kısa vadeli risksiz bir şekilde faiz hassasiyeti olmayanlara karşı bankalar ciddi anlamda mevduat faizi veriyor. Tamam. Ama bu mevduat faizlerinin sonucunda dolar maliyeti yapmayan, altında maliyet yapmayan, yani altının karşısında ne kadar bir mevduat getirimi oldu, doların karşısında ne kadar bir mevduat getirimi oldu noktasını hesap yapmayanlar hep kendini her ay düzenli olarak %60 civarında kazandığını düşünür. Ben bunu yanlış bir politika olduğunu düşünüyorum. Tabii ki insanlar tercihlerini farklı yapabilir, faize tutabilir, borsada, dövizde, emtiada falan filan. İstediği araçlarda tutabilir ki mevduat faizi şu anda en fazla getiriye sahip olan bir şey. Ama şu anda ekonomik koşullara baktığımız zaman, Türkiye'nin şu andaki ağır yüküne baktığımız zaman aynı KKM gibi bunun da bir sonu mutlaka gelecektir. Bu sona geldiğimiz zaman mevduat sahipleri de şunun hesabını yapması lazım. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Onun kararını bugünden vermesi lazım. Tabii ki bankalar burada vatandaşları, mevduat sahiplerini sürekli çağırıyorlar. Yüksek faizden değerlendiriyorlar falan ama sonuca baktığımız zaman ben faizin uzun vadede karlı bir tercih olduğunu şahsen düşünmüyorum. Bir de takaslı alım satımlar söz konusu. Özellikle sosyal medyada çok fazla. İşte İstanbul'daki dairesini İstanbul'un mesafesi olan bir yerde, işte bahçeli bir arsayla ya da arabayla takas sistemi insanlar arasında yaygınlaşmaya başladı. Bu konuda neler söylersiniz? Ben bunu 3 ay önce zaten köşe yazılarında da ifade etmiştim. Artık böyle ticaretler bundan sonra çok olacaktır. Bundan sonraki süreçlerde kişiler nakit paraya ulaşmak, nakit parayla ticaret yapmak veya nakit paraya Kredi malını satmaktan bulmakta. ziyade, evet, kredi muslukları da zaten kapalı. Bu şekilde bir uygulama biraz daha gündemde olacaktır. Ancak bu şekilde insanlar idare edecekler ticaretlerini. Bu da bir zamanla yani bir tıkanmaya da söz konusu olabilir mi yoksa? Yok, bu geçici bir süreçtir. En Geçici. azından 1-2 yıl böyle insanlar ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Her ne kadar Temmuz itibariyle enflasyon rakamlarında keskin düşüş beklesi de ekonomi yönetimi. Ben Türkiye'deki sancılı sürecin en az 2026 yılının ortasına kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Yani 2 yıllık bir sürece ihtiyacımız var. Dolayısıyla da bütün politikalar veya şu andaki alışkanlıklar 2 yıl sürer diye tahmin ediyorum. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Genel itibariyle piyasalarda sakin bir seyir, iyimserlik var. Irak'tan gelecek mesajlar oldukça önemli olacak. Para piyasaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek karar veya verilecek mesajlar çok önemli olacaktır. Onun haricinde şu anda problem yok. Dışarıda tabii ki İran-İsrail gerilimini takip etmeyi sürdüreceğiz. Burada bir manipülasyon piyasası oluşturdular. Böyle bir piyasa istiyorlardı çünkü. İstedikleri de oldu ve bu hafta Irak meselesi ve jeopolitik taraftaki gelişmeler piyasalar için oldukça önemli olacaktır. Peki çok teşekkür ederim Ben katılımlarınız de ve teşekkür yorumlarınız ederim. için. Sağ olun. Finans analisti İslam Memiş Paranın Şifresi programında bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.